Sokakları tarih kokan, kadim huzurun, kültürün, sanatın, mutlu insanların şehri. Hüdayi Beldesi Üsküdar'ımızda çok güzel bir gün bizleri bekliyor. Sayın Bakanımız... itibariyle 750 bin TL olmuştur. Hepinize hayırlı uğurlu... Her şeyin başı, her şeyin başı huzur derdi eskiden büyüklerimiz. Ve peşinden derlerdi ki, evladım Allah huzurdan ayırmasın. İşte bu dua, dillere pelesenk olan bu dua, göreve ilk başladığımız zaman, arkadaşlarımıza bir araya geldiğimiz zaman dedik ki, bizim üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Vebali büyük iş yapıyoruz. Öyle bir cümle, öyle bir motto bulalım ki, insanlar duyduğu zaman gönüllerinde bir hoşluk, gönüllerinde bir sıcaklık olsun ve peşinden bize dua etsinler. Neyi bulduk? Türkiye'nin huzuru. Türkiye'nin huzuru dedik. Çünkü İçişleri Bakanlığı, değerli kardeşlerim, İçişleri Bakanlığı, polisi, jandarması, sahil güvenliğiyle beraber bütün suç türlerini sahada yüreğiyle, cesaretiyle, sizden almış olduğu destekle, duayla, azimle, kararlılıkla ne yapıyor? Suçları önlemek için, önlemek için gayret gösteriyor. Birinci görevimiz önlemek. İkinci görevimiz, eğer bir suç işlendiyse bir an önce bunu yakalayıp götürüp adalete teslim etmek. Bu noktada biz çalışıyoruz ve değerli kardeşlerim, dün akşam bir kanalda da bunu söyledim. Mallara karşı işlenen suçlarda, kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemimizde Allah'a hamdolsun olaylar süratle aşağı doğru iniyor. Var olan olayları aydınlatma oranlarımız da hep daha yukarıya gidiyor. Sadece bir suç türüyle ilgili örnek vereyim. 2024 ilk iki ayı, Ocak ve Şubat ayının, 2023'ün Ocak ve Şubat ayıyla kıyaslıyoruz. Bu yılın iki ayını geçen yılın aynı devresiyle kıyasladığımız zaman evden hırsızlık daha önce bir gün ortalaması, Türkiye ortalaması 166 iken dün ortalaması 101'e düşmüş. Türkiye genelinde söylüyorum. Burada söylemek istediğim şey şu. Bütün hırsızlık türlerinde, mallara karşı olan tüm suç türlerinde bizim yapmaya çalıştığımız kahraman polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz bilin ki kendisi kendisiyle yarışıyor. Ve bütün bunlar yaparken vatandaşımıza onun emrinde ve onun huzuru için, onu memnun etmek için gönülden gönüle bir duruş sergileyerek Allah'ın izniyle her gün bir önceki günden, her ay bir önceki aydan daha iyiye gitme noktasında heyecanlı ve azimli çalışıyor. Bilin ki çalışmaya da devam edecek değerli kardeşlerim. Nasıl Mayıs 14 ve 28'de merkezi hükümeti, Cumhurbaşkanlığı'nı, parlamentomuzu taşlandırdıysanız İstanbul Büyükşehir Murat Kurum kardeşimizi Büyükşehir emini yapacağız ve 39 ilçede tıpkı Üsküdar'da olduğu gibi bu kardeşlerimizi her birini bulunduğu yerde Allah'ın izniyle şehir emini yapacağız. Bir müjdeyle sözlerimi bitiriyorum. Sayın Bakanımız sizlere hitap edecekler. Biliyorsunuz biz geçtiğimiz ayda, geçtiğimiz bir iki ay içerisinde Üsküdar'ımızın merkez mahalleleriyle alakalı bir imar planı çalışması yaptık. Merkez mahallelerimiz. 11 tane mahallemizde biliyorsunuz en az 800 metrekarelik bir alan, bir tapu alanını toparlarsanız buraya ilave bir, 1,5 katlık yeni imar hakları getirdik. Bunu da mahallelerimizde bütün mahallelerde ben özellikle gezdim, kahvelerde, derneklerde hemşehrilerimize anlattım. Şimdi bu imar planı
asıl sizi ilgilendiriyor. Asıl merkez mahallelerimizi, buraları, bu çarşımızı ilgilendiriyor. Bu ilave bir kat konusu, hatta 1,5 kat konusu, o buçuk dediğimiz üstteki katın parapetlerinin yüksekliğini de 80 santimden 220 santime çıkarıyoruz. Bakın bu önemli bir konu. Özellikle burada bakın kapalı çarşı, arkadaki çarşılar, şu bizim eski adıyla Yunus Emre Hastanesi'nden devam eden alanlar, Ahmediye bölgesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, yani üsküdarımızdaki tüm bu merkezdeki ticari alanlardaki bu alanların hepsi bu ilave imardan yararlanıyor. Yeni dönemde inşallah çarşımızda dönüşümle ilgili birlikte hareket edeceğiz. Hem bu imar hakları, hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın biliyorsunuz bir takım avantajları var. Yarısı bizden kampanyası, hem de değerli kardeşlerim, yeni dönemde inşallah Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve inşallah başkanımız Sayın Murat Kurum da açıkladı. Orada da Büyükşehir olarak yarısı bizden biz de ilave edeceğiz dediler. Yani inşallah Büyükşehir Belediye'miz, Çevre Bakanlığımız ve Üsküdar Belediye'miz olarak bir taraftan bu işlerle ilgili sizlere maddi imkanlar, diğer taraftan bu imardaki artışlarla beraber emin olun bu merkezdeki özel bu vatandaşlarımıza ait binaları kastediyorum tabii ki, dönüşümü çok daha kolay olacaktır.